24 Eylül Haber başlıyor. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün 10 Haziran 2015 Çarşamba günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Can Vural. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP eski lideri Deniz Baykal'la sürpriz bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanıyla Deniz Baykal'ın görüşmesine ilk tepki HDP'den geldi. Sivaslı iş adamları 7 Haziran genel seçiminin sonucunu yorumladı. Sivasspor eski başkanı Nusret Akça tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ayrıntılar Can Vural'ın sunumuyla şimdi 4 Eylül TV ana haberde. Seçimin ardından herkes partiler arası koalisyon seçeneklerini değerlendirirken bugün devletin zirvesinde sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Konutu'na davet ettiği CHP eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la baş başa 2 saat görüştü. Bütün teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün bu seçim kampanyasını takip eden aziz milletimiz. Seçim sonuçlarının yarattığı değişiklikler nedeniyle siyasi arenada taşlar daha yerine oturmamışken bugün devletin tepesinde hiç beklenmeyen bir buluşma gerçekleşti. Siyasi gündeme bomba gibi düşen buluşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP eski lideri Antalya Milletvekili Deniz Baykal arasında gerçekleşti. Dün Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşen ve teamül gereği istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir sürpriz yaparak Deniz Baykal'ı Dışişleri Konutu'na davet etti ve baş başa 2 saat görüştü. Görüşmeden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykal, meclis başkanlığı için bir değerlendirme yapma ihtiyacı çerçevesinde bu buluşma gerçekleşti dedi. Seçimlerin tamamlanmasından sonra yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu mecliste geçici başkan olarak görev yapacak bir milletvekili olarak meclis çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme yapma ihtiyacı çerçevesinde bugün bu buluşma gerçekleşmiştir. Aniden gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Deniz Baykal'la yaptığı sürpriz görüşmeye ilk tepki HDP'den geldi. Bir televizyon programında konuşan HDP Grup Başkan Vekili İdris Balüken, görüşmeye CHP'nin yaklaşımını siyasi hata, Erdoğan'ın yaklaşımını da anayasayı ihlal olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Deniz Baykal'ın görüşmelerine ilk tepki HDP'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümeti... Bir televizyon programına konuk olan HDP Grup Başkan Vekili İdris Balüken, Cumhurbaşkanı ve Deniz Baykal arasındaki görüşmeyi değerlendirdi. Bizler de heyet olarak bu büyük umudun nihai çözüme dönüşmesi için... Değerlendirmesinde Erdoğan ve Baykal'a tepki gösteren Balüken, Sayın Baykal'ın açıklamaları bana inandırıcı gelmedi dedi. Üzülerek belirtmek isteriz ki bu yapıcı önerilerimize karşı AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan içine girdikleri olumsuz tavırdan tek bir adım geri atmamış. Siyasi arenada seçim gerginliği ve heyecanı bitti bitmesine ancak sular yine durulmadı. Başbakan Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı istifasını vermesinin ardından bu kez de koalisyon gerginliği yaşanmaya başlandı. Ankara şimdi koalisyonla yatıp koalisyonla kalkıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun teamüller gereği dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunmasının hemen ardından siyaset sahnesinde hareketlilik tekrar başladı.
Kulislerde AK Parti ile MHP arasında alt düzeyde temaslar kurulduğu iddiaları dolaşıyor. AK Parti'nin olası görevlendirme durumunda MHP'nin kapısını çalmaya engel bir durum olup olmadığını öğrenmek için temasa geçtiği öne sürülüyor. Bir seçimi daha başarıyla gerçekleştirmesi dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP, MHP ve HDP'yi içeren koalisyon ihtimalini işaret etmesinin ardından Ankara'nın siyasi kulisleri hareketlendi. Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurulları bunu daha sonra görüşecektir. CHP, CHP-MHP koalisyonuna HDP'nin dışarıdan destek vermesi seçeneğinin öne çıktığı tüm koalisyon seçenekleri hakkında her iki partinin değerlendirmelerinin alınması için harekete geçti. Aynı yüreklilikle çalışmaya devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun isteği doğrultusunda CHP-MHP'nin Cumhurbaşkanlığı çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun kampanyasında görev üstlenen bazı CHP'liler MHP'nin kapısını çalarak gizli görüşme yaptılar. HDP'nin kurulacak CHP-MHP koalisyonuna dışarıdan destek verip vermeyeceğine ilişkin görüşmeleri de kısa süre içinde başlayacak. Ön görüşme olarak nitelendirilen temaslara ilişkin ilk bilgilerse CHP'nin dün yapılan MYK toplantısında ele alındı. Davutoğlu Erdoğan için çalışın. Koalisyon senaryoları havada uçuşuyor. Herkes kimin kiminle koalisyon yapacağına ya da yapmayacağına dair yorumlar yapıyor. Daha ortada net bir şey yokken de konuşulan senaryolar üzerine tepkiler de geliyor sevgili seyirciler. Dışarıdan HDP destekli Cumhuriyet Halk Partisi MHP koalisyonu iddialarına MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu'ndan sert tepki geldi. Kendisini terör örgütünden soyutlayamayan partiden asla destek almayız dedi. Dolayısıyla bu konuda ciddi araştırmalar yapılması. Katıldığı bir televizyon programında son koalisyon senaryolarını değerlendiren MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu, HDP'nin desteğini asla kabul etmiyoruz. Kendilerini terör örgütünden soyutlayamayan bir siyasi partinin bizi destekliyor olmasını kabul etmemiz söz konusu değil dedi. Halk birinci ve ikinci parti bu şekilde şekillendirerek bir şeye işaret etmiş oldu. MHP Grup Başkan Vekili Halaçoğlu, genel seçimde HDP ile aynı sayıda milletvekili çıkarmaları ile ilgili ise 16,3 oy alan partiyle 13,1 oy almış bir partinin milletvekilleri sayısının aynı olması seçim sistemimizin garabetini ortaya koymaktadır dedi. Senaryolar arasında yer alan AK Parti MHP seçeneğinden de bahseden Halaçoğlu, genel başkanımız bu konuda açık konuştu, gerekiyorsa ana muhalefet partisi olarak yer alırız dedi. İlkeli ve dürüst politikalarıyla çok güzel ve mecliste denetimi esas alan bir ana muhalefet partisi görevini de üstlenmeye hazırdır. Halaçoğlu erken seçime gidelim yaklaşımına karşı MHP'nin tavrını da anlattı. Seçimlerin nabzını en yakından tutan partileri ve liderleri neredeyse dakika dakika izleyip yorumlar ve tahminler yapan kuruluşların başında kuşkusuz kamuoyu araştırma şirketleri geliyor. İşte o kuruluşlardan biri olan Aktif Kamuoyu Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sami Şeker de bu akşam ana haber bültenimizde canlı yayın konuğumuz. Sayın Şeker, seçim süreci boyunca ve seçim sonrasındaki değerlendirmeleriyle partilerin koalisyon olasılıklarını stüdyomuzda bizlerle paylaşacak. Hoş geldiniz Sayın Şeker. Seçim akşamında da beraberdir yaptığımız programda. O günkü programda da şu netti, son yaptığınız ankette öyle yakın bir anket yapmışsınız ki seçimlerle birebir neredeyse örtüşüyor. Evet, neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu 7 Haziran seçimlerinin ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii 7 Haziran seçimlerini değerlendirirken de ufak ufak notlar aldım. Bizce sonuçların bizi şaşırtmadı neticede. Siz o akşam dediniz ki, hatta daha sonuçları öğrenmemiştik bile, net sonuçları öğrenmemiştik. Hemen hemen tahminler gelince bile erken seçim var dediniz. Evet. Var 8, mı erken seçim? 8 Haziran. Durum onu gösteriyor. Çünkü niye? Mevcut iktidardaki partinin de kırmızı çizgileri, muhalefetteki partinin de kırmızı çizgileri ve ilk andaki yaptıkları açıklamaya bakacak olursak tabii bu erken seçim gündeme geliyor. Neydi? İktidar partisinin 12 yıllık sürekli yönetimi hep istikrar algısı üzerine mihenk taşı olarak istikrarı söylemişti. Ancak son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın
işte sahaya inmesi, başkanlık sistemi, çözüm süreci bu istikrar algısını bir nebze yıktı ki son seçim sonuçlarında da bu şekilde bir sonuçlar aldık. Peki size göre bundan sonra ne olacak tabi olarak Sayın Şeker? Tabii buna göre biliyorsunuz bugün de bu gerçekleşti. Bugün Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykal'la bir görüş. Baykal'la da görüştü. Tabii Baykal günümüzde en yaşlı sıfat, bürokrat sıfatı. Meclis başkanlığında geçebiliyor. Aynı zamanda Ekmelettin İhsanoğlu'nun da geçiyor adı. Tabii Baykal tecrübeli bir siyasetçi. Cumhurbaşkanı belki görüşlerini almış olabilir. Ne derece etiktir? O ayrı bir tartışma konusu. Tepki geldi çünkü HDP'den. HDP'den tepki geldi. Çekinceleri nedir? Haber yeni olduğu için çok detaylı da inceleyemedik o konuda. Tahammül gereği başbakan istifasını sundu. İkinci bir hükümet kuruluncaya kadar da hükümet devam edecek. Netice itibariyle başbakan ilk öncelikle CHP'ye. Peki ardından şunu sormak istiyorum. Sizin tahmininiz ne yönde? Yani Sayın Cumhurbaşkanı hükümet kurma görevini hangi partiye ve kime, hangi lidere verecek? Yani tahammüllere bakacak olursak Ahmet Davutoğlu'na, Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'na mevcut, ona vermek durumunda. Ama Cumhurbaşkanlığı bakalım oturur oturmaz pek tahammüllerde çok fazla dinlemeyen bir Cumhurbaşkanımız var ama netice itibariyle bugünkü Baykal'la görüşmesinin belki farklı bir nedenleri de olabilir bence. Şeye verecek, Ahmet Davutoğlu'na verecek büyük bir ihtimalle. Peki AK Parti koalisyon için görüşmeler yapacak mı, gerçekleştirecek mi? Öyle mutlaka başka bir şansı yoktur. Yani AK Parti 13 yıllık iktidarı bırakmak istemeyecektir. Yani birçok senaryolar söyleniyor. İşte farklı 20-25 milletvekilliği oluşturularak tekrar destekleyen bir, yani bunlar AK Parti içerisinde veya kulislerde söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi de artık iktidar olmak istiyor. Peki bu oluşumda AK Parti ve CHP saflarında bir birleşme olabilir mi? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgileri biliyorsunuz. Şunlar söylemişti. Yani 17-25 Aralık operasyonların açıklığa kavuşması. İşte bu konu Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminin rafa kaldırılması, işte efendim çözüm sürecini de destekliyor. Böyle bir anlaşma olabilir aslında. Birkaç tane, işte 4 tane bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi için yeniden bir hukuki bir gündem hazırlanmasıyla ilgili. Bunlar üzerinden anlaşma yapabilir. Olması gereken de aslında bence de budur diye düşünüyorum ama şahsı kanaatim. Ama şu bir gerçek ki Sayın Şeker, meclis asıl açıldıktan sonra çok hararetli ve çok böyle rüzgarlı günler. Evet. Türk insanı bekliyor mu? Bekliyor. Çok rahatlıkla bekliyor. Çünkü şimdiden bakalım soruşturma dosyaları şeyler, olacak mı? Tabii ki. Yani bunlar şimdiden siyasi partiler bundan sonraki çalışmaları, oy kaymaları nedir, ne değildir bunu araştırmaya başladılar bile. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür sağ olun. Sizlerle olmak güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Seçimler sona erdi. Kazananlar mutlu, kaybedenler üzgün. Bir seçimin ardından da yine istekler, talepler ve beklentiler ortaya çıkmaya başladı. Toplumun her kesiminde olduğu gibi iş dünyasında da yeni kurulacak hükümetten beklentiler var. Bakalım Sivaslı iş adamları kurulacak hükümetten neler istiyor, neler bekliyor? Yüz alayım ben. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de klasik sonuçlar çıktı. Kazananlar bir tarafta, kaybedenler bir tarafta kaldı. Kazananlar da kendi illerinden Ankara'nın, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yolunu tuttular. Tuttular tutmasını ancak omuzlarında verdikleri sözlerle ve vaatlerle, yani ağır bir yükle çıktılar bu yola. Öncelikle seçimler ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Doğal olarak toplumun her kesiminden olduğu gibi iş dünyasından da beklentiler, istekler ve talepler geliyor ortaya. Peki Sivas iş adamlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen milletvekillerinden beklentileri neler? İşte iş adamları bu soruyu mikrofonlarımıza bakın nasıl yanıtladılar. Tüm dünyanın Türkiye'den ürün talep etmesi adına devam eden süreci hep beraber arttırılması adına 7 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye'de ve Sivas'ta siyasi tablo resmi olmayan sonuçlara göre netleşti.
13 yıldır tek parti iktidarıyla yönetilen Türkiye'de seçimler sonrası çeşitli senaryolar üzerinde tartışmalar ve yorumlar yapılırken Sivas'taki iş adamlarınınsa ortak beklentisi istikrarın sağlanması. Yani biz en kısa sürede hükümetin kurulmasını ülkemize ve şehrimize fayda getirmesini bekliyoruz. Genel anlamda demokrasi olarak seçimlerin sonuçları ortadadır. Devam eden sürecin içerisinde ülkemizin istikrarlı büyümesini hep beraber arzuluyoruz. Bizim düşüncemiz iş adamları olarak, esnaflar olarak, ticaret yapan firmalar olarak hükümetin en kısa zamanda ayrım kayrım yapmadan şahsi menfaatler geri plana atılarak memleket ve ülke bütünlüğünü koruyacak bir şekilde kurulmasını istiyoruz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldız, 7 Haziran seçimleri sonrası Sivas'taki siyasi tablonun Türkiye genelindeki tabloya benzer bir şekil aldığına dikkat çekerek Sivas'ın mevcut siyasi görünümüyle kazanımlar elde edeceğini söyledi. Şehrimizdeki tabloda genel ülkedeki tabloya benzer bir yapı gösterdi. Yani mevcut iktidar olan AK Parti'nin 3, CHP'nin 1 ve MHP'nin 1 vekili çıkmış bulunmakta. Sivas'tan uzun zamandır Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili çıkaramıyordu. Bu dönem oylarında biraz artış gözüküyor. Bununla beraber bir vekil sahibi oldu. Yani Sivas açısından şöyle bir kazanım var diye düşünüyorum. Hangi parti koalisyon yapar ya da hangi parti hükümeti kurarsa bizim o partinin bir vekilimiz var düşüncesi var. Bu da şehrimiz açısından hakikaten iyi olur diye düşünüyorum. 7 Haziran seçimleri sonrası kurulacak yeni hükümetten beklentilerini de ifade eden Yıldız şu şekilde konuştu. Bizim önemli projelerimiz var. Bunu daha önceki dönemlerde dile getirdik. Bir ikinci üniversite beklentimiz var. TOB'da imzada bekleyen TOB ve TOBETÜ'nün Sivas'ta kurulması planlanan 2 adet fakültesi var. Hızlı tren projemiz var. 2018'de bitirilmesi açıklanmıştı. Umarım bu sekteye uğramaz. 2018 belirtilen tarihte biter. Biliyorsunuz bizler Ticaret ve Sanayi Odası'nda da daha önce yaptık. Yani 7-8 tane önceliğimiz olan maddeler var ki bunun birkaç tanesini sıraladım. Bunların tamamlanması lazım. Yeni hükümetten de biz bunları bekliyoruz. Sivas'tan çeşitli ülkelere ihracat yapan bir fabrikanın yöneticisi olan iş adamı Kürşat Korkmaz'sa 7 Haziran seçimleri sonrası siyasilerin Türkiye'de istikrarın ve üretimin devam etmesine yönelik adımlar atması gerektiğini söyledi. Seçimlerin sonuçlarına bağlı olarak sonuçta yaşadığımız ülkenin her ucağı noktası Türkiye olarak anıldı, anılacak ve devam edecek. Bunun içerisinde istikrarın, düzenin, İşte büyümenin, ekonomiksel dengelerin korunması adına siyasi liderlerimizden beklediğimiz yegane açıklama, mevcutta koalisyon ya da yeniden seçim bile olsa, işte sandıktan çıkan oyun ülkemizin menfaatine dönüşmesi adına ortak açıklamalar bekliyoruz. Mevcut yatırımların devam ettiğini belirten Korkmaz, siyasilerin atacağı adımların devam eden yatırımları destekleyici ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak yönde olması gerektiğine dikkat çekti. Mevcutta ülkenin gelişimi adına bu yapılan yatırımların devam etmesi adına, tüm dünyanın Türkiye'den ürün talep etmesi adına devam eden süreci hep beraber arttırılması adına adımların atılmasını bekliyoruz. Tabii bu şu an çok ciddi bir etki sağlamamıştır. Sağlamayacaktır da. Türkiye artık eskisinden daha büyük, daha güçlü bir ülkedir. Yoluna devam ediyordur. Bunun içerisinde üreticiler, satışçılar, hizmet sektörü, gıda sektörü ve hayata dair her alanda dünyanın Türkiye'ye bakış açısı bu seçimlerle beraber bozulmaması ya da geriye düşmemesi adına siyasetçilerimizden ortak açıklamaların bekliyoruz. Sivas'ta tarım araçları üzerine yatırımlar yapan iş adamı Ramazan Zeyrek ise genel seçimler sonrası ortaya çıkan tabloda bir an önce hükümetin kurulması adına adımların atılması gerektiğini ifade etti. Partilerin meclise girmiş olan partilerin bir an evvel anlaşarak sağduyu içerisinde insanları kamplaştırmadan, karşılaştırmadan, ayrıştırmadan güzel bir koalisyon hükümeti yaparak bir an önce ülke yönetimini devralmalarını istiyoruz. Tabii ki bu esnada dediğimiz gibi sağduyu çok önemli. Bir erken seçim ülkeyi yeri götürür, ticaret ve iş dünyasında istikrarı
kesinlikle ama kesinlikle bizim tabii ki kendi düşüncemiz olması kaydıyla söylüyorum, geri götüreceğini düşünüyoruz. Sanayinin yeterince gelişmediği Sivas'ın teşvikte öncelikli iller arasına alınmasını istediklerini kaydeden Zeyrek, Sivas'ta tarımın canlandırılması için devlet eliyle üretim destekli projelerin hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Milletvekillerimizin üretime yönelik, üretim tüketimden ziyade üretime yönelik desteklemeleri, ön planda tutmaları, üretilen malzemelerin, ürünlerin pazara girmesi için burada değerlendirilmesine yönelik fabrikaların ön planda tutularak devlet desteğiyle, gerekirse devlet eliyle kurularak özel teşebbüsü canlandırmaları, işte daha önce kapatılan et balık kurumunun şu anda yapılıyor olması, en kısa sürede et balık kurumumuzun faaliyete geçmesi, çiftçimizin üretmiş olduğu hayvanların değeriyle ve devlet güvencesi altında paraya çevrilmesi çok önemli. Tarımımızın kalkınması açısından. Zeyrek, tarım kenti olan Sivas'ta girdi fiyatlarına yönelik düzenlemeler ve teşviklere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Girdilerin düşürülmesi için ekonomik yatırımlarda destekleme kapsamında özellikle sanayi ürünlerine, sanayi tarım makinesi üretecek fabrikalara devlet eliyle destek verilmesini düşünüyoruz. Türk siyasetinde son yıllarda yaşanan değişiklikler, herkesin illaki doğup büyüdüğü kendi memleketinden aday olması gerektiği görüşünü de ortadan kaldırdı. Liderlerin isteğiyle şekillenen aday belirlemelerinde herkes her yerden aday olabiliyor. Bu durumu artık siyasiler de vatandaşlar da yadırgamıyor. Bunun bir örneği de Sivaslı vekillerle yaşandı. Bu seçimde Sivas'tan 5 milletvekili meclise girerken 5 Sivaslı vekil de başka illerden seçildi. 7 Haziran seçimleri sonrası resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili olan isimler belli oldu. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu dönem Sivaslı 10 milletvekili görev yapacak. ...25. dönem milletvekili seçimlerinde Sivas'tan aday olarak seçilen isimlere ek olarak diğer illerden de seçimlere girerek kazanan Sivaslı vekiller mecliste yer alacak. Milletvekili seçimlerinde Sivas'tan seçilen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Celal Dağgez, Ali Akyıldız, Hilmi Bilgin ve Selim Dursun'la birlikte 4 isim daha mecliste fahri olarak Sivas'ı temsil edecek. Sivaslı milletvekilleri denildiğinde en başta gelen isimlerden biri olan İlhan Kesici yeni dönem için İstanbul'dan seçildi. Bir dönem Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı da yapan Kesici ilk olarak 1995-99 yılları arasında Anavatan Partisi'nden meclise girdi. 2007-2011 yılları arasında da milletvekilliği yapan Kesici 7 Haziran seçimlerinde CHP'den İstanbul 1. bölgeden seçilerek milletvekili oldu. Hak arama rejiminden benim muradım şu. Diğer bir Sivaslı isim olan Mustafa Mit de meclise Sivas dışından giren isimlerden biri oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ankara 1. bölgeden aday olan Mustafa Mit, MHP'de genel başkan yardımcılığı görevini de yürüttü. Mit, Sivas'ın vekillerinden biri olarak başkentte görev yapacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarını ikiye katlayarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. 24. dönem Gaziantep Milletvekilliği yapan Semih Yalçın, yeni dönemde İstanbul Milletvekili olarak görev yapacak. İstanbul 1. bölgede 1. sıraday olarak seçimlere girerek vatandaşların tercih ettiği isimlerden olan Semih Yalçın, İstanbul'daki Sivaslıların vekilliğini de yürütecek. Seçime girecek. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun damadı olan Mustafa Afşin Yazıcıoğlu, aday olduğu İstanbul 3. bölgeden meclise girdi. İktidar Partisi'nin genel başkan yardımcılığını yapan Ekrem Erdem ise 3. dönem kuralına takılmamak için bir dönem ara verdikten sonra İstanbul'dan seçilerek yeniden meclise giren isimlerden biri oldu. Geçen dönem milletvekili yapan Osman Boyraz, 7 Haziran'da yapılan seçimlerde İstanbul 2. bölgeden girdiği seçimleri kazanamadı. Aynı şekilde geçen dönem Kayseri milletvekili olan İsmail Tamer de bu dönem meclise giremedi. CHP'den aday olan Sibel Özdemir, Yüksel Mansur Kılınç, Güven Karataş da meclise giremeyen isimlerden oldu. Yine geçen dönem mecliste yer alan sanatçı Sabahat Akkiraz ise bu kez milletvekilliği için aday olmadı. En genç vekil olarak mecliste bulunan Bilal Macit de bu dönem aday gösterilmedi. 19. yüzyıl başlarında Fransa hem askeri alanda başarılar kazanıyorken bir yandan da eğitim reformu yapıyordu. Sivas genelinde vatandaşlar tarafından yakinen tanınan ve her seçimde aday olmasıyla bilinen kronik aday Ahmet Yıldız bu seçimlerden de hüsranla çıktı.
bisikletiyle yaptığı miting çalışmasıyla dikkat çeken Ahmet Yıldız'a sadece bir oy çıktı. O da kendi kullandığı sandıktan. Bağımsız aday sadece bir oy aldı. Hayırlı olsun. Oy vereceğim de abiye burada. Sivas'ta bisikletle miting yapan bağımsız milletvekili adayı Ahmet Yıldız, oy kullandığı sandıktan sadece bir oy alabildi. Sivas'ın Zar ilçesinde geçen yıl bağımsız belediye başkan adayı olarak girdiği yerel seçimlerde sadece 35 oy alabilen Yıldız, bu kez de 10 bin lira banka kredisi kullanarak bağımsız milletvekili adayı olmuştu. Canan hemşerim, sana da Allah kolaylık versin. Seçim öncesi bir evde 3-4 televizyon var, çocuklar ders çalışamıyor, eski sistemi geri getireceğim, herkes erken yatacak, erken kalkacak, interneti, cep telefonunu kapatacağım demişti. Çocuklar sabaha kadar ders çalışmıyor. Onların da 9.30-10.30 veya 11 arasında televizyonlarda yayın kesilecek. Yıldız, Zar ilçesinde yapacağı miting öncesinde 500 lira karşılığında anlaştığı iki kişinin çektiği faytonla ilçeyi gezerek oy istemişti. Bu kez de büyük umutlarla seçimlere giren ve bu nedenle de banka kredisi kullanmaktan çekinmeyen Ahmet Yıldız'a verilen bir oyunda kendisinin oy kullandığı sandıktan çıktığı öğrenildi. Yani Yıldız'a sadece kendisi oy verdi. Milletvekili adaylığının açıklamasının ardından ilk olarak TÜDEM MİSAŞ'ı ziyaret eden AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, milletvekili seçildikten sonra da ilk ziyaretini yine TÜDEM MİSAŞ'a gerçekleştirdi. AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun yaptığı ziyarette TÜDEM MİSAŞ'ın Sivas'ın gelişen bir markası olduğunu söyledi. Adaylığı açıklandığı zaman ilk ziyaretini TÜDEM MİSAŞ'a yapan çiçeği burnunda milletvekili Selim Dursun, seçilir seçilmez de ilk ziyaretini yine TÜDEM MİSAŞ'a yaptı. Uluslararası standartlarda PSI dediğim. TÜDEM MİSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarsen'in makamında ziyaret eden AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, TÜDEM MİSAŞ'ın Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun yük vagon merkezi haline geleceğini söyledi. TÜDEM MİSAŞ ne olacak? TÜDEM MİSAŞ nasıl gidecek? Acaba herhangi bir sıkıntı var mı? Bu ben çalışmaya başladığımda da söyleniyordu. Acaba özelleşecek mi? Kapanacak mı? Evet. Ama bunların hiçbiri olmadı. İnşallah bundan sonra da olmayacak. Aksine TÜDEM MİSAŞ önce Sivas'ımızın, sonra Türkiye'mizin, sonra Orta Doğu ve Avrupa'nın kesinlikle yük vagon merkezi olacak. TÜDEM MİSAŞ'ın kendisine uğurlu geldiğini belirten Dursun, konuşmasında bu kurumun Sivas'ta yaşanan göçü önleyeceğini söyledi. Girişimlerimiz ve gelişmelerimiz, projelerimiz muhakkak bunu sağlayacak. Marka olacak inşallah TÜDEM MİSAŞ. Ekonomimize katkısı olacak, istihdama katkısı olacak ve Sivas'ımıza özlenen şekliyle göçün önlenmesine de vesile olacak. Sivas Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında yüksek hızlı trenin sürekli değişen güzergahı konuşuldu. Kızılırmak'ın güneyine kaydırılan yeni güzergahı değerlendiren belediye meclis üyesi Cafer Çongar'a göre hızlı tren üniversiteyle şehri ikiye bölecek ve adeta şehrin gelişiminin önünde de devasa bir set olacak. Sivas Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya güzergahı değiştirilen yüksek hızlı trenin üniversite ile şehri ikiye böleceği iddia edilen yeni güzergahı ile ilgili tartışmalar damgasını vurdu. Sivas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı öncesinde Belediye Başkanı Sami Aydın geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen genel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçim sonuçlarının ülke ve Sivas için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Aydın, Sivas'ın yeni vekillerine de başarılar diledi. İdarede muhalefetiyle Sivas'ın en farklı olgusunda onlardan Sivas adına en büyük katkıda beklediğini buradan ifade etmek istiyorum. Sivas Belediyesi Haziran ayı toplantısında sırasıyla tarifeler, belediye ait gayrimenkullerin satış, takas, devir ve tahsisi konularında belediye encümenine yetki verilmesi ve imar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler görüşüldü. Birinci maddemiz tarifeler, iki şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas, devir ve tahsisi hususunda belediye encümenine yetki verilmesi. Toplantıda üzerinden çok konuşulan gündem maddelerinden biri Sivaslıların heyecanla beklediği ve tamamlanması sürekli ertelenen yüksek hızlı trenin değiştirilen güzergahı oldu. Hızlı tren hattının ötesine geçen bir bölümün uygulan imar çerçevesi tarafı imar konusunda görüşülmüş. 6. ayın 2015 tarihli Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün aslında
kurumunuza gönderilen hızlı tren güzergahının İli bölümünün üstüne de uygulama mimar planı işlenmesi ve güzergahtan etkilenen mimar adalarının yeniden düzenlenmesi. Ondan sonra hızlı tren güzergahının Kızılırmak ve şehrin güneyine bir set çekildiğini söyleyen belediye meclis üyesi Cafer Çongar, üniversiteyle şehrin daha çok kopacağı iddiasında bulundu. Yerden kol düğmesi baksana kolu kaç metredir? Kızılırmak'ın orada 2 metre, 3 metre. Bunun üzerinden geldikçe geçiyoruz. İşte bu kola daha oturtuyoruz. Çünkü ondan sonra da bir yol daha kesiyoruz. İkisinin arasında bir kola oturtuyoruz. Bu kola kolu da muhtemelen o kapı olacak. Yani üniversitenin önüne bir set çekiyoruz şu anda. Biz bunun doğru olmadığını, şu an vesilesini gördüm, ben en değerli resim, en değerli kumantajım üniversite olduğunu düşünüyorum. Ve garın buraya bu kodda olmasını doğru bulmuyorum. Buradan sonraki alanlarda kesiyoruz ama en önemli nokta üniversitenin şeyi bu, üniversitenin önünü kesiyoruz. Toplantı diğer maddelerin görüşülmesiyle devam etti. Sivas Spor bugün önemli bir ismini kaybetmenin acısını yaşıyor sevgili izleyiciler. Sivas Spor kurucuları arasında yer alan ve 3 dönem boyunca da kulübün başkanlığını yürüten Nusret Akça, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sivas Spor'un kurucular arasında yer alan 1974-75, 1977-78 ve 1985-86 yıllarında da kulüp başkanlığı yapan 90 yaşındaki Nusret Akça, rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Medikana Sivas Spor Kulübü yönetimi, Akça'nın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün resmi internet sitesinde acı kaybımız başlığıyla yer alan mesajda, kulübümüze büyük hizmetleri bulunan merhum Akça'ya Yüce Allah'tan rahmet, camiamıza, ailesine, futbol dünyasına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz ifadeleri kullanıldı. Özellikle genç kesimin büyük ilgi gösterdiği ve ülkemizde genellikle sahil kesimlerinde yapılan yamaç paraşütü kursu Sivas'ta da verilmeye başlandı. Türk Hava Kurumu Sivas Şubesi tarafından başlatılan kursa katılanlar eğitimlerinin sonunda usta birer paraşütçü olacaklar. Son yıllarda gençlerin en çok merak saldığı spor etkinliklerinden biri oldu yamaç paraşütü. Yerden yüzlerce metre yüksekten kendini koyuverip kuşlar gibi uçmanın ve sonrasında da paraşüt yardımıyla süzülerek yere inmenin keyfini hiçbir şey vermiyor onlar için. Son yıllarda ülkemizde de daha çok tanınan ancak ağırlıklı olarak turistlere hitap eden sahil kesimlerindeki dağlık bölgelerde yapılan yamaç paraşütü artık Sivas'ta da meraklılarıyla buluşuyor. Türk Hava Kurumu Sivas Şubesi tarafından düzenlenen kursla Sivaslı gençler de bu sporun tadına varacaklar. Yapılan talepler üzerine harekete geçen Türk Hava Kurumu Sivas Şubesi yetkilileri yamaç paraşütü sertifikalandırma kursu düzenledi. Kurs hakkında bilgi veren yamaç paraşütü eğitmeni Serdar Gül Cemal şunları söyledi. Teorik eğitim olmak üzere 2-3 günü de yer çalışmaları devam ediyor. Daha sonrasında uç aşamasına geçiyoruz. Başlangıç öğrencisi ilk başta 20 uçuşa kadar yapabiliyorlar. Yani bu kurs boyunca 20 uçuş yapmış oluyor hepsi. Şu anda uçuş aşamasındayız. Öğrencilerimiz uçuşlara başladılar. Alçak uçuşlarını bitirdiler hepsi. Şimdi yüksek tepe uçuşlarına başladılar. Yüksek tepelerimizde 60 ila 350 metre arasında değişiyor. Düzenlenen kursa ilk olarak 28 kursiyer katıldı. Sağlıklı bir insan. Yani ileri bir yaş sınırı yok. 16 yaşından gün alması yeterli oluyor bu sporu yapabilmesi için. Yamaç paraşütü bireysel olarak yapabileceğiniz tek havacılık sporlarından biri. Çok kullanışlı ve çok pratik. Yaklaşık 15-20 kilo ağırlığında çantamız var. Çantamızı sırtlanıp istediğimiz yamaçlardan keyifli şekilde uçuşlar yapabiliyoruz.
Uçuş eğitiminden önce teorik eğitim alan kursiyerler daha sonra öğretmenler nezaretinde uçuş yaparak seviyelerine göre sertifika alacaklar. Burada yapacakları 20 uçuşun sonucunda eğer başarılı olurlarsa bizden aldıkları belgeyle uluslararası geçerli olan bir belge alacaklar ve dünyada neresine giderlerse gitsinler bu belgeyle istedikleri yerden uçuş yapabilecekler. KOSGEB'in girişimcilik destek programı kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylara sertifikaları düzenlenen bir törenle verildi. KOSGEB'le Cumhuriyet Üniversitesi İşbirliği'nde gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar için sertifika töreni düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Belediye Başkanı Sami Aydın, KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ertan Buyruk, İl Protokolü ve çok sayıda kursiyer girişimci katıldı. Törende konuşan KOSGEB Başkanı Biçer, çalışmalardan bahsederek KOSGEB hakkında bilgiler verdi. Yaklaşık 1500 çalışanıyla tüm Türkiye'de, her ilde, İstanbul'da 4 tane, Ankara'da 3 tane, İzmir'de, Kocaeli'de 2 tane il müdürlüğüyle, üniversitelerle işbirliği yaptığımız 47 teknoloji geliştirme merkezleriyle KOBİ'lere hizmet eden bir kamu kuruluşu. Vali Yardımcısı Aydınsa KOSGEB'in ülkemizin ve küçük işletmelerin kalkınması adına çok önemli bir kuruluş olduğunu söyledi. Aydın, Sivas'ta son 15 yılda yapılan çalışmalardan bahsederek girişimcilere teşekkür etti. KOSGEB, ülkemiz için, kalkınmamız için, küçük işletmeler için çok önemli bir kuruluş ve bugüne kadar çok önemli çalışmalara imza atmıştır. Sivas 2023 strateji il geliştirme planı hazırlanmıştı bundan 15 yıl kadar önce. Oranın bir bölümünde Sivas için şöyle cümleler yer almış. Dışarıya göç veren değil, göç alan. Sanayi altyapısı gelişmiş, işsizliğe ortadan kaldırılmış ve kalifiye iş gücüne sahip bir Sivas, üreten bir Sivas. Belediye Başkanı Sami Aydınsa konuşmasında hedefin hiçbir zaman bir belge veya bir üniversite diploması olmaması gerektiğine dikkat çekerek, kişinin kendisini geliştirmesi, donanımlı bir birey olarak okulu bitirmesi ve diplomayı almasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Hedef hiçbir zaman bir belge olmamalı, hedef üniversite diploması olmamalı, KOSGEB'in verdiği belge olmamalı. Bunlar elbette önemli şeyler. Ama bugün çok iyi biliyoruz ki üniversite diploması tek başına çok bir şey ifade etmiyor. Hatta eskiden çok marka üniversiteler vardı ülkemizde, hala da var. Bu üniversiteleri bitirmek de tek başına bir şey ifade etmiyor. Kişinin kendisini geliştirmesi, donanımlı bir birey olarak o okulu bitirmesi, o diplomayı alması son derece önemli. Protokol konuşmalarının ardından sinevizyon gösterimiyle devam eden programın sonunda eğitimlerini tamamlayan girişimcilere sertifikaları törene katılan protokol tarafından takdim edildi. Sivas Ticaret İl Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen kooperatifçilik bilgilendirme toplantısı, Gümrük Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kooperatifçilik stratejisi ve eylem planı hakkında bilgiler aktarıldı. Bu konuyla ilgili üniversitelerle de işbirliği yapıldı. Sivas İl Ticaret Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliği ile kooperatifçilik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Piyasa başarısızlığını düzeltir. İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen programa İl Tarım Müdür Yardımcısı Mustafa Kalebayır, Kırsal Kalkınma Örgütlenme Şube Müdürü Yüksel Yılmaz, Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Salih Coşkun ve kooperatif çalışanları katıldı. Bakanlıklarımız ve Merkez Kooperatifler Birliği ile birlikte Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Salih Coşkun, uzun yıllara dayanan bir çalışma sonucu hazırlanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili sunum yaptı. Kooperatiflerde amaç ortağının ekonomisini iyileştirmek iken diğer ticari şirketlerde kar elde etmek ve bunu paylaşmak amacıyla kurulur.
Şirketlerde sermaye egemenliğine dayalı olup ortaklarının sermayelerine olabildiğince fazla kar sağlamak için çalışırlar. Halbuki kooperatiflerin sahibi de müşteriler de kendi ortaklarıdır. Coşkun ayrıca kooperatifçilikle ilgili faaliyet alanlarından ve çalışmalarından davetlilere bilgi aktardı. Kooperatifler insanların en doğal hakları olan barınma, giyinme, gıda başta olmak üzere bir anlamda geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde bazı alan ve sektörlerde kooperatiflerin ciddi bir payı ve ağırlığı bulunmaktadır. Sunum sonunda Coşkun katılımcıların sorularını cevapladı. Kooperatiflerin olan üyelerinin hepsine verilmesi gerekiyor o halde. Şöyle olması lazım, yani benim 300 üyelik bir kooperatifim var. Hepsi bu belgeyi alacak ki ileride başkanlığa çıkan, denetime çıkan, yönetime çıkan insanların sertifikası bulunmuş olacak ki başkanlığa girebilsin. Denetime tabi olma gibi bir şanslıktan mahrum kalır. Niye? Çünkü zorunluluk getirilecek diyor. Yani böyle bir sertifika yok. Şu anda nedir? Optisyen olabilmek için veya gözlükçü dükkanı açabilmek için en az meslek okulları veya meslek yüksek okullarından alınmış bir diplomanın olması lazım. Örnek olduğu için söylüyorum. Sivas'ta hafif ticari araçla taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sivas'ta hafif ticari araçla taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza saat 15.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan organize sanayi bölgesi yakınlarındaki yan yolda meydana geldi. Erzincan istikametine seyreden Muzaffer Soy idaresindeki ticari taksi, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Halim Kılıç yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki araç içerisinde bulunan sürücüler Soylu ve Kılıç'la Nazlı Danacı, Necmi İlhan ve Haydar İnçal yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelerde tedavi alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bakalım Sivas'ta hava nasıl olacak? Sivas önümüzdeki 5 günü gök gürültülü, sağanak yağışlı geçirecek. Perşembe ve cuma günleri en düşük sıcaklıkların 12 ve 11 derece, en yüksek sıcaklıkların ise 23 derece olması bekleniyor. Cumartesi günü en düşük sıcaklık 10 derece, en yüksek sıcaklık ise 25 derece olacak. Pazar ve pazartesi günü ise en düşük sıcaklıklar 12 ve 11 derece, en yüksek sıcaklıklar ise 24 ve 22 derece olacak. Ve para piyasalar. Euro düşüş gösterdi, 3,9 Türk lirasından alışı yapıldı. Amerikan doları düştü, güne 2 lira 73 kuruştan girdi. Gram altın ise %0,96 yükseldi. Gram altının satışı 104 lira 62 kuruştan yapıldı. Böylelikle bültenimizin bu akşam da sonuna geldik sevgili izleyiciler. Az sonra Melih Delibay Yurttan Haberlerle karşınızda olacak. Hemen sonrasında 4'te 4 özel var bu akşam. Seçim konuşulacak. Biraz siyaset seven insanları ekran başına davet ediyoruz diyerek bu akşamki kıssadan ise öykümüze geçelim istiyorum. İsmi Kahvenin Tadına Varmak. Bir grup kariyer yolunda ilerleyen yeni mezun eski üniversitelerindeki profesörlerini ziyaret için bir araya gelirler. Sohbet sonunda işin ve hayatın stresinden şikayetleşmeye döner. Misafirlerine kahve ikram etmek isteyen profesör mutfağa gider ve yanında büyük bir termos içinde kahve ve porselen, plastik, cam, kristal olmak üzere değişik tarzda ve ucuz görünümünden pahalı ve hatta çok özel olanlarına kadar değişik kahve bardaklarıyla gelir. Herkes bir bardak seçince profesör şöyle söyler. Fark ettiyseniz tüm pahalı görünen bardakları aldınız ve geriye ucuz görünümlü sade bardaklar kaldı. Kendiniz için en iyi olanı istemeniz normal olsa da bu sizin stresinizin ve problemlerinizin kaynağı aslında. Emin olun ki bardağın kendisi kahvenin kalitesine hiçbir şey katmaz. Çoğu zaman sadece daha pahalıdır ve hatta bazı durumlarda da
içtiğimizi saklar. Hepinizin aslında istediği kahveydi, bardak değil. Ama bilinçli olarak en iyi bardaklara yöneldiniz ve sonra da birbirinizin bardağına bakmaya başladınız. Hayat kahveye benzer. İş, para ve toplumdaki konumunuzun da bardaklar. Onlar hayatı tutmak için sadece araçlardır ve seçtiğimiz bardak yaşadığımız hayatın kalitesini belirlemediği gibi değiştirmez de. Bazen sadece bardağa odaklanarak kahvenin tadını çıkarmayı unuturuz. Kahvenizin tadına varın. En mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip olanı değiller. Sadece her şeyin en iyi şekilde tadını çıkartanlardır. Hoşça kalın, esen kalın, güzel bir akşam diliyoruz. Ben Can Vural. Yurttan haberlerle karşınızdayız. Ben Melih Delibaş. Tekirdağ'da daha ilkokul öğrencisi bir çocuk birçok yetişkinin yapamayacağı örnek bir davranış sergiledi. Park halindeki bir minibüsten motorun içinden kedi sesi geldiğini duydu. Bakın araç sahibini nasıl uyardı. Şu plakayı böyle çekseniz de ben de onları bir şey yapayım. Yunus Bey Caddesi üzerinde park halindeki minibüsün motor kaputundan kedi sesi geldiğini duyan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Eren Kuşoğlu, aracın sahibine ulaşmak istedi ancak başarılı olamadı. Kuşoğlu bunun üzerine, üzerinde arabanın önünde veya içinde yavru kedi var, bağırıyor ve motorda kedi yavrusu var, lütfen dikkatli olun yazılı notları minibüsün şoför kapısı ve ön camına koydu. Bir süre sonra çevredekiler ve polisin yardımıyla sürücüye ulaşıldı. Motor kısmına sıkıştığı tespit edilen kedi, çağrılan itfaiye ekibince kurtarıldı. Eren Kuşoğlu, kedinin kurtarılmasına yardım edenlere teşekkür etti. Antalya'da yardımsever yaşlı bir kadın, yürüyen merdivende dengesini kaybeden 8 yaşlarındaki bir çocuğa yardım etmek istedi. Ancak kadın da dengesini kaybedince yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı. Olay saat 14 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi'nde bulunan üst geçitte meydana geldi. Eşi Ahmet Kurtbaş'la birlikte semt pazarına gitmek için yola çıkan Ayşe Kurtbaş, üst geçit merdivenlerine geldiğinde 8 yaşlarında bir çocuğun yürüyen merdivenlerde dengesini kaybettiğini fark etti. Çocuğa yardım etmek isteyen Kurtbaş, dengesini kaybedince merdivende yuvarlandı. Çevredekilerin yardımıyla durdurulan yürüyen merdivenden alınan Ayşe Kurtbaş, asansörün bulunduğu ara boşluğa yatırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başında ve sol kolunda sıyrıklar bulunan Kurtbaş'ı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuğunsa olay sonrası kaçarak uzaklaştığı belirtildi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalılıklara kaçan topu almak istediği sırada 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanan 11 yaşındaki Tunağan Çevik yaralandı. Vücudunda kırıklar tespit edilen Çevik tedavi altına alındı. Hocam biz öyle olduk. Birinci açık mı? Birinci açık, birinci açık. Sarı Korkmaz Mahallesi Aktaş Kıracı Sokak'ta arkadaşlarıyla futbol maçı oynayan Tunağan Çevik, uçurumun kenarındaki çalılıklara kaçan topu almak istediği sırada dengesini kaybederek yuvarlanmaya başladı. Çevik yaklaşık 200 metre yükseklikten ormanlık alana yuvarlandıktan sonra dere yatağına düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri dere yatağına inerek küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeye konulan Çevik, patika yolda güçlükle ilerleyen ekipler tarafından ambulansa konuldu. Oğlunu yaralı halde gören Recep Çevik, sinir krizi geçirdi. Özel hastanede tedavi altına alınan Tunağan Çevik'in bilincinin açık, vücudunda çizikler, kırıklar ve ezilmeler olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Eskişehir'de çeşitli tarihlerde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Emniyet Müdürlüğü'nün mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte yayaların, motosikletlerin ve otomobillerin karıştığı o kazalar. Emniyet Müdürlüğü'nün basın kuruluşlarına verdiği görüntülerde kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları yer aldı. Kameralara yansıyan bir kazada bir otomobil üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete çarparken, başka bir görüntüde ise sola dönüş yapmak isteyen bisikletli otomobile çarptı ve yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı. Diğer kazada ise bir kamyonet çevre yolunda karşı şeride geçerken oradan da yolun dışına çıktı. Mobese görüntülerinde araçların yayalara çarpma anı da yer aldı. Yurttan haberlerle karşınızdaydık. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yarın görüşmek ümidiyle hoşça kalın, esen kalın.